Arkadaşlar merhabalar. Bugün Clash Royale'in en popüler 8 kartıyla bir deste oluşturup maçlara gireceğiz. Şu anda ikinci hesabımdayım. Evet, bu 8 kart Clash Royale'in en popüler 8 kartı arkadaşlar. Dilerseniz sizlere verileri de göstereyim. Evet, burada da görüldüğü üzere Clash Royale'in en popüler kartı Tomruk arkadaşlar. %35 kullanım oranına sahip. Usage kullanım yüzdesi anlamına geliyor. Sonrasında oklar %26, sonrasında alev topu okçular şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bu 8 kart biniciye kadar en popüler 8 kart. Sonrasında merak edenler varsa madenci, anka, barbar varili, mega şövalye diye devam ediyor arkadaşlar. Ancak bizim en popüler 8 kartımız bunlar. Vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. The Silent Ghost geldi. Annenin günlüğü mü? Türk bir oyuncuyla oynuyoruz sanırım. Şöyle hemen biniciyle başlayalım. Bu arada arkadaşlar, neden birinci lig derseniz şu anda sezon yeni başladı. Bugün daha yeni sezona geçtik. Bugün günlerden pazartesi. Onu söyleyeyim. Hemen şöyle çarpalım. Evet, ana kulemizi açtık. İskelet ordusunu gördük. Güzel. Yalnız tabii binici için birazcık sıkıntılı bir kart döngüsüne sahip. Diyecektim, Elektrodev. Yakışmadı. Yani yakışmadı şu an. Elektrodev'i atman. Bir de duvar yıkıcılar attı. Bu nasıl bir deste böyle? Çok garip bir destesi var. Hemen Valkyrie atıyorum. Bizim destemiz de kötü aslında. Yani gerçekten baya kötü. Destemizde 5 tane büyü var arkadaşlar. Yani ne yapabiliriz ki? Evet, o Elektrodev yine vuracak. Yani hadi vurmasını anlıyorum da bir de çarpa çarpa vuruyor ya, ona çok sinir oluyorum. Şöyle bir alev topu deneyeceğim. Güzel. İskelet ordusu geliyor mu? Mini Pekka'ya da vursak güzel olurdu. Bir tane daha vurur mu? Vurmadı. Ben yine ana kuleye çekeceğim. Çünkü okçuları harcamak istemiyorum. Okçular arkadaşlar savunmamın kilit kartı. Hani okçuları da harcarsam geriye yine büyüler kalacak yani. Bir şey değişmeyecek. Çarpalım şöyle. Tomruğu Elektrodev'i savunmada daha iyi kullanabiliriz. Hemen şöyle atalım. Sağ tarafa vuruyorsan vur. Çok da umurumda değil şu an. Kule canları eşitlenir. Evet. Yani arkadaşlar biz biniciyle vurmaya çalışıyoruz. Rakip köprüden sadece Elektrodev basıyor. Yani taktik bu. Köprüden Elektrodev basmak. Tomruk atalım. Güzel. Mini Pekka'yı da orada birazcık kafasını karıştırdık. Yalnız şöyle, tamam. Şöyle güzel bir kasırga atalım oraya. O mini Pekka vurmasın. O mini Pekka vurmasın. Çok kötü oldu. İşte bu çok kötü oldu. Hemen şöyle biniciyle devam edelim. Tekrardan bir iskelet ordusu gelme ihtimaline karşı. Rakip bayağı vurdu yalnız. Şöyle bir çarpma. Olmadı. Evet, 763. 763 bu arada Clash Royale'deki benim ilk arkadaşlar rekorumdu. Top 1000'e ilk defa girdiğimde 763. olmuştum. Hemen şöyle bir tomruk atalım. Her ihtimale karşı, iskelet ordusuna karşı derken. Evet, bir de çarpalım ve ilk galibiyetimizi aldık. Yani şimdi arkadaşlar bir Türkiye karşı galibiyet aldığım için üzgünüm. Ama bir Elektro Devci'yi de yendiğim için sevinçliyim yani, onu da söyleyeyim. Tek yaptığı şey köprüden Elektro Dev basmaktı gerçekten. Ya Elektro Dev'i sevmiyorum. Nefret ediyorum yani, belki her desteğe bir saygım olabilir ama Elektro Dev'e ben saygı da duymuyorum. Öylesine nefret ediyorum açıkçası. Çünkü Elektro Dev'in küresel oyuncuları bir de, hani zaten desten sıkıntı, bir de toksik oluyorlar arkadaşlar. Yani sürekli böyle bir emoji spamlama, kazandığı zaman ağlama. Yani toksik emojilerin hepsini bulundururlar, sürekli ağlarlar. Ya fair playci Elektrodev de maalesef yok, Elektrodevci. Ama tabii biraz önceki arkadaşı ayırıyorum. Küresel için konuşuyorum ben. Evet, okçuları atalım. Minyon sürüsü geldi. Zaten ben de büyü atmak için fırsat kolluyordum. İyi oldu. Yani büyüleri atmak için bir durum varsa, bir ortam varsa ben büyüleri her türlü kullanırım yani. 5 tane büyü var destede.
Şimdi gene bekliyorum, belki büyülük bir şey atar falan diye. Her daim arkadaşlar büyülere karşı elim tetikte. Bir tane daha vursan çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Bir de tomruk atalım. Tamam. 23 kaldı orası. 23'ün gizemi diye, 23 diye bir film vardı, izlemedim ama herhalde matematiksel olarak 23 böyle mucizelere sahip önemli bir sayı diyebiliyorum, 23. Gerçekten de hoş duran bir sayı. Evet, şimdi cadı attı. Şu okçuları birazcık uzaktan atalım ki. Evet, bir tane okçu satmasa iyiydi. Çünkü hani böyle tam arkadan da atmıyorum. Elektrodev sonra çarpıyor zaten. Neyse, şu alev topunu atalım. Bir tane okçu orada savunur. Bu arada yine elektrodev geldi. Bir an ben 23'ün gizemiyle alakalı düşünürken yine elektrodev geldi. Yeter. İkinci maç, ikinci elektrodev. Hani beni mi buluyorlar anlamadım yani. Sürekli benim karşıma da elektrodev geliyor. Geçen sezon arkadaşlar 4 defa üst üste geldi. Abartıyorlar yani gerçekten elektrodevi. Ya elektrodeve değil de belki mesela altın şövalye çok kullanılıyor. Belki bir nerf gelebilir. Yani umarım gelir. Anka kuşu da çok kullanılıyor. Ne kadar ben şu anda süt adam destesinde yavru ejder yerine de kullansam, anka kuşu daha abartılmış bir kart. Açık açık konuşalım. Hemen şöyle bir alev topu. Zaten şöyle kasırgayla mükemmel bir alev topu attık. Arkada bir şey var sanki. O arkada ne var ben görmüyorum şu an. Ne var arkada? Ha, Valkür varmış. Hani böyle bazı mimlerde olur ya arkadaşlar. Mini Pekka minyon sürüsünün içine gizlenir, sonra ok atarsınız bir anda minyon sürüsü mini Pekka çıkar içinden. Bir an öyle oldu. Elektrodev'in arkasından bir şey gidiyor ama ben ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. İkinci galibiyetimizi de aldık. Clash Royale'in en popüler kartlarıyla oynuyoruz. Kullanım oranını da yükseltiyoruz. Güzel. Bu arada bir galibiyetle de ikinci lige çıkmamız sebebi arkadaşlar. Yani şeyden dolayı. Hemen arkadaşlar. Bu galibiyet katlayıcı oluyor küreselde. Onlardan dolayı. Evet, bu arada bir şey fark ettim. Burada 11'e bir anda çıktı. Evet. Birinci mücadeleci. Tamam. Bir an yok, bir sıkıntı yokmuş. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Evet, Carlos geldi. Bolivya Champion. Evet, Bolivya arkadaşlar Güney Amerika'da bir kara ülkesi. Denizle bir bağlantısı yok. Şöyle hemen okçuları atalım. Yani Güney Amerika'nın öyle çok da bilinmeyen bir ülkesi aslında ama tabi araştırmak güzel. Evet, şu anda da zaten bir şey olmasa iyiydi. Bolivya ile ilgili arkadaşlar yani birkaç ay önce bir haber görmüştüm. Üniversitede bir kutlamada falan öğrenciler o demir korkuluklardan düşmüştü Bolivya'da bir üniversitede. Yani o video çok kötüydü. Onun dışında genel olarak kendi halinde bir ülke diyebiliriz. Şöyle okçuları atalım. Evet. Rakipte de okların olması birazcık kötü oldu. Oklar bayağı kullanım oranı arttı arkadaşlar. Yani okçulardan sonra artık oklar da kullanılıyor. Hani hem ok, hem bufflanan kart okçular artıyor hem de onun antisi olan oklar artıyor. İkisi de birbirini yükseltiyor aslında. Evet, bir tane daha vur binici. Güzel. Şimdi şöyle bir durum var. Valkür'ü harcamak istemiyorum. Valkür'ü Mega Şövalye'ye harcamak istiyorum. Bu yüzden biraz önce zaten bu yüzden bayağı sıkıntı yaşadık. O yüzden Valkür'ü Mega Şövalye'ye saklıyorum. Bazen böyle ana kuleye de vurdurabiliyorum arkadaşlar. Yani sonuçta öyle ana kuleyi verme gibi bir durum olmaz yani diğer taçlar varken. O yüzden bazen ana kuleye de çekebilirsiniz. Kart döngünüz müsaitse veya başka kartı kullanmak istemiyorsanız bu tip durumlar yapılabilir. Şimdi buradan biz bir gidelim ya. Gidelim gidelim. Okçu umarım geride kalır. Şöyle güzel bir alev topunu dağıtalım. Evet, orada o Mega Şövalye ölmeyecek gibi.
Şöyle yapalım. Sonuç olarak kule canlarını yine eşitleme mantığı ama şu okçulara bir şey yemesek iyiydi. Şimdi bir Valkür binici yapıyorum ama birazcık risk aldım. Mega Şövalye gelirse sıkıntı açıkçası. Savunması çok sıkıntı olacak şu an. Binici bir tane vurdu ama onun gelişi çok fena bir geliş. Hemen şöyle tekrardan. Şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. Güzel. Güzel. Tuttuk. Çok iyi tuttuk ama vurmamız gerekiyor. Yani savunuyoruz şu an ama vuramıyoruz. Bizim vurmamız lazım. Mini Pekka bizi bitiriyor. Çarpmaya atmasam da olurdu ama. Neyse. Şimdi şöyle bir gel. Şimdi madenciyle komboladığından dolayı ben okları mutlaka ki tutmak istiyorum. Duvar yıkıcılara karşı. Şöyle bir alev topu gelir mi? Geldi. Vur bir tane binici. Büyümüz de var ya. Biraz vursan aslında büyüleri alırız da. Biraz vursan. Tamam. Şöyle bir de tomruk. Tamam o vursun. O vursun. Şöyle valküre atıyorum. Kule valküre kilitlendi mi? Kilitlendi. Gidiyor binici. Alev topunu dağıtıyorum. Mini Pekka gelir diye. Vur artık. Vur bir tane. 556. Bir vuruş daha. Bir vuruş daha yapsan çok iyi olurdu. Bir vuruş daha yapsan çok iyi olurdu. Büyülere şu an dönemeyiz. Şöyle gel. Şöyle gel. Tamam. Şöyle bir oklar. Kaçmayın. Güzel. Çok iyi. Tamam. Ana kulemiz açık. Orada savunuruz. Hemen buradan gidiyorum. Alev topunu atıyorum. Bir tane vur binici. Vur bir vuruş. Yine vurmadı. İnanılmaz. İnanılmaz. Vurma elektro. Okçulara hemen ayırıyorum. Madencisi var rakibin. Acilen büyülere falan ne bulursam dönmem lazım. Onu atıyorum. Okları da atıyorum. Ve Carlos'u yendik. Çok zor maçtı. Çok zor maçtı açıkçası. Yani Mega Şövalye özellikle bizi zorladı ve tek Valkürümüz var. Yani yerden Valkürümüzü çok iyi kullanmamız gerekiyor. Öbür türlü arkadaşlar Mega Şövalye de vururdu. Neyse ki kazandık. Güzel gidiyoruz. Binicinin de hasar ustası özelliğini tamamladık. Evet. Buradan da biniciyi de bu hesapta dördüncü seviyeye çıkarmış olduk. Güzel. Devam edelim. Yani destemiz oldukça kötü ama yine de güzel sonuçlar elde ediyoruz. Yani destemizde 5 tane büyü var arkadaşlar. Ona göre yorum yapmanızı rica ediyorum. 5 tane büyüyle, hani 3 büyüyle bile ben çok fazla derim. Yani küreselde bazı oynayanlar vardır nadir de olsa. Yani 3 büyüyle. Yani o bile fazladır. Biz 5 büyüyle oynuyoruz. Evet, kasırga mı? Çok kötü oldu. Zaten bir binicimiz var. Ona da kasırga gelmesi biraz kötü oldu. Neyse tomruğu bir atıp başladık. Okçuları ayıralım. Zaten okçuların ayrılmama gibi bir ihtimali hiçbir zaman olamaz. Her zaman da okçular ayrılacak. Alev topunu atacağım. Ya normalde bu pozisyonda mesela cehennem ejderini alev topu atmak doğru bir hamle midir? Kesinlikle hayır ama işte bizim kart döngümüz buna el veriyor maalesef ki. Şöyle bir oklar. Cehennem ejderine bir şey atmaya gerek var mı diyecektim. Varmış. Yani eşleşme anlamında inanılmaz anti. Çünkü kasırgası var. Cehennem ejderi bizim için sıkıntı. Bu destede eğer ki o desteyse atıcı falan da var. İşte o zaman bittik. Hemen bir binici atalım. Ne gelecek? Yine mi kasırga? Evet. Neyse biz de herhalde böyle ana kuleyi alırız. Şöyle çarpmaya atalım bari. Büyülerle vurmaya çalışacağız. Yani mantık bu. Evet, atıcı bizim için en büyük problem. Yani cehennem ejderi bile belki bir şekilde durdurulabilir ama atıcıyı durduramayız. Valkür de bir şey yapamaz atıcıya. Ne olacak bilmiyorum. Şöyle okçular. Şöyle bir şey yapacağım. Orada çünkü o öbür türlü arkadaşlar gelecek yani o şeyi yapacak. Kart toplayıp mezarlıkla gelecek yani. Bir de cellatı var. Evet. Maç sıkıntıydı. Gittikçe daha da sıkıntı olmaya devam ediyor.
Hemen şöyle arkadan bir okçular. Okçular aslında hani savunabilir mezarlığı ama bizim sorun arkadaşlar gidiş yolunda. Ya savunma yolu iyi bir yere kadar. Ama gidiş yolu sıkıntı işte. Yani gidiş yolundan puan alamıyoruz. Maalesef ki. Böyle okçuları falan atalım. Evet, bir de tomruk. Evet. Ya bari kasırga olmasaydı iyiydi. Böyle bir çarpalım. Bir tane vursam bari. Böyle valküre atalım. Evet, dalı geçmeler mi başladı? 5 tane büyüyle oynuyoruz yani. Daha bu başta kazandım diye seviniyorsan zaten oyunu bırak. Neyse biz yine de elimizden geleni bir yapalım. Yani Clash Royale bu her şey olur. Dondurma da geldi. Evet şu an 4 büyü de elimde. Yok arkadaşlar o binici gitmiyor kuleye. Valkür'ü hemen atıyorum. Şöyle o vurduğu anda. Bir tombuk. Evet geliyorlar. Geliyorlar. Hemen şöyle bir alev topunu buraya attım ama okları da atalım. Evet dondurma cellat vuracak. Maalesef kaybettik. Yani bu desteğiyle elimizden gelen en iyi mücadeleyi verdik diye düşünüyorum. Zaten buradaki oyuncular genel olarak çok daha yukarı liglerde olan oyuncular. Sezon başı olduğu için hepimiz düşük liglerdeyiz. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. En popüler kartlarla güzel maçlar çıkardık diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.